Yani Naz'ın haddine mi bu? Yani bizim haberimizi babama vermek Naz'ın haddine mi düşmüş? Peki Mete de duydu mu? Ve seni onu da kaybettim. Şimdi konuşabilecek durumda değilim canım. Daha sonra konuşuruz, kapatıyorum. Hayırdır Belgin, her şey bitti. Naz'a mı sardın şimdi? Naz evlilik haberimizi bizden önce herkese ilan etmiş. Yani babamla birazcık olsun barışma umudum bile kalmadı artık. Ya babam bir daha benim yüzüme bakmaz. Mete'yi bile kaybedebilirim. Ya bu kız ne zaman akıllanacak ya? Filiz ne zaman büyüyecek, ne zaman? Ya onun haddine mi bunu Ziya'ya söylemek? Filiz sen mi söylemesini istedin? Ben niye isteyeyim canım? Ne olduysa orada artık kız söylemek zorunda kaldı demek ki. Ya ne olmuş olabilir? Benim hayatım, benim özelim. Ailemle arama nasıl girebilir? Bu cümleyi kuran sen misin gerçekten? Filiz bir kere de ki çocuğum hata yaptı de. Sen torunun Naz'a toz kondurmazdın. Hayırdır gözün hiçbir şey görmüyor. Ben seni arayıp kendim söyleyecektim haberi. Kızmadın mı? Çok mutluluğu sen hak ediyorsun. Sen ne koşulda mutlu olursan ben seni hep desteklerim. Hep arkandayım. Sağ ol. Bunun için evi, her şeyi falan bıraktı ama arkanda, merak etme. Ne demek o? Ne oldu? Ya sana bir şey söyleme demedim mi ben? Naz dilini bir tutabilse. Ya dede. Kes. Anlat oğlum, anlat. Ne oldu? Ben anlatacağım dede, anlatacağım. Bir benden dinleyin, anlayacaksınız. Her şeyi yanlış anladınız. Allah Allah. Bize kızdıysa gelsin benle muhatap olsun ya. Yoktan yere sana saldırmak ne demek? Ben babamı tanırım. Yani bize olan hıncını başkasından, hele senden hiç çıkarmaz. Bence orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ne olacak ki Belgin? Yani kız kendi kolyesini çalıp iftira mı attı? Onu mu ima ediyor? Yok. Dedem bu sefer biraz haklı gibi. Yani odayı didik didik arattırdı. Hiçbir yerde kolye yoktu. Sonra birden peydah oldu kolye. Belki birisi aldı ve korkup geri koydu diye düşünüyoruz. Ya ben de peşindeyim, araştıracağım zaten. Helal olsun, karını ezdirmemişsin orada. Ben yarın konseyanın yanına gideceğim. Bana bırakın bu işi. Ziya dedeme kızma dede. Bu sefer haklı. Ozan ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Ha? Ben seni anlamıyorum. Ben sana ortalığı yatıştır dedikçe sen daha da alevlendiriyorsun. Ozan ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor yine ya? Nedir abi bu işin aslı? Ya aslı yok işte, bu kadar saçmalıyor bu gerizekalı. Aslında olayın başını sen de biliyorsun. Ne o? Olay şöyle oldu. Kadir hayatımıza girdiğinde Naz bana geldi ve dedi ki... Ozan sus. Sus, engelleme. İncile'ye ben aşık oldum de sen evlen dedi. Ne? Lan bana anlattığın dede şöyle aşığım, böyle aşığım tantanaları hep yalan mıydı? Sen nasıl yaparsın bunu ya? Özür dilerim dede. Yardım etmek istedim. Ne yardımı ya? Ev için yaptın sen bunu. Sen önerdin. Sen dayır demedin. Naz kapa çeneni. Ev mev yok dede, yok öyle bir şey. Ya yok ya. Kolyeyi çaldı işte bu yüzden dede. Çalmadım. Aldım, sonra seni aradım, sen telefonunu açma. Kesin! Konuştukça çirkinleşiyorsunuz be. Ya sizin kulaklarınız işitiyor mu? Yediniz saatleri kulaklarınız işitiyor mu sizin? Dede ben gerçekten kolye çalındı sandım. Naz mesele burada sırf kolye mi ya? He? Sen nasıl bir insana dönüştün böyle? Tamam canım, İncil'e yanında kalsın diye yapmış. Neyi anlamıyorsun sen de? Sen ağzını bile açma Filiz. Bu saçmalığın mazereti de yok, affı da yok. Sen de bunlara alet oldun değil mi? Yok dede, yani... ilk başta bu Kadir mevzusunu falan biliyordum ama... bir kızın hayatını kurtarıyoruz zannettim. Böyle pis hesapları olduğunu, kolye meselesini falan ben de bilmiyordum. Bendin mi yaptığını gerizekalı? Sen hala konuşuyor musun ya? Sen hala konuşabiliyor musun? Sen ne zannediyorsun evliliği? Oyun falan mı zannediyorsun? Ne yapacaktın yani? Ne vardı senin aklında? Ozan'la İncil'i alacaktın, formalitede aynı odaya mı sokacaktın? Oh!
Ateşle barut yan yana. Sen resmen İncil'e için benim oğlumu yakıyormuşsun. Senin oğlunun eli armut mu topluyor? Konuşamıyor mu? Teklif etmişler, oğlun kabul etmiş. Oğlunla konuşacağına niye kızıma saldırıyorsun? Ben buraya kadar gelmesine zaten izin vermeyecektim. Her şey... Arsıza söz kokmuşa tuz işlemezmiş. Konuşuyorsunuz hala ya. Yıkılın karşımdan. Görmesin gözüm sizi. Naz, hele seni. Seni hiç görmesin gözüm. Ya dede bak, benden bir dinle, tamam mı? Ya bu gerizekalı taraflı anlattı. Benden dinlersen anlayacaksın zaten. Ya neyi kendi tarafımdan anlatıyorum ya? Kesin dedim. Ben anladım anlayacağımı. Mete'ye saygımdan susuyorum. Mete, sen kusura bakma oğlum. Yok dede, ne söyleseniz hakkınız. Söyleyecek söz bırakmamışlar. Aha. Hepiniz her haltı yiyin. Ben günah keçisi olayım zaten, değil mi? Kim ne halt yemiş ya? Kim ne halt yemiş? Siz yiyecek halt mı bıraktınız? Naz, tamam artık konuşma, odana git sonra halledelim. Mete, Naz'ı istersen sen biraz dışarı çıkart, hava alsın. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz siz? Benim torunlarım bunlar mı? Dede, sen başka torun mu istiyorsun? Efendim Mümtaz abi. Nasıl? Tamam, tamam geliyorum. Ne oldu Mete? Gülten'e mi bir şey olmuş? Yok, daha sakinleşememiş de. Ben bir gideyim anneme bakayım başka. Ya nereye gidiyorsun beni bırakıp? Naz, bunların hepsini tek başına yapmışsın. Gerisini de tek başına halledersin herhalde. Ya Mete, sen şaka mısın ya? Sen git oğlum git. Çocuk doğrusunu yapıyor. Bırak annesiyle ilgilensin. İyi akşamlar. Kocanın yanında bir şey diyemedim ama artık senin bende affın maffın yok Naz. Dedeciğim medeciğim de yok. Eve gelip böyle eteklerime sürtünme mürtünme yok. Bu evde kalmak yok. Bittin sen benim gözümde. Ya da sen beni evden mi kovuyorsun? Atıf. Atıf lütfen. Baba, Naz'ı isterseniz daha fazla üzmeyin. Biliyorsunuz hamile. İzzet, o hamile diye neleri yutuyorum ben biliyor musun? Yeter artık, burama geldi. Al götür bunu buradan. Al götür, gözüm görmesin. Ya ama sen şu an sadece bana kızıyorsun. Yıkıl gözümün önünden. Naz. Filiz. Müberra'yı ara. İşe döndüğünü söyle. O insanlardan da özür diliyorsun ona göre. İncil'e masummuş anne. Ben halledeceğim anne. Bravo, çok güzel hallettin gerçekten. Ayağın ucuna kadar gelen fırsatı böyle ayağının tersiyle bir teptin. Yine kaybeden sensin. Aferin. Anne sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Dedim nasıl önce sen söylediklerini duymadın mı bana? Adam çok kırıldı. Kovdu beni evden. Beni kovdu beni ya. Benim onun gönlünü almam lazım. Bu saatten sonra hiçbir şey yapamaz. Delirttin çünkü adamı. Sana dedim, o kolyeden bir şekilde kurtulacaktın. Gerekiyorsa Ozan'a o evi verecektin, susacaktın, kapayacaktın çeneni, konuşmayacaktın, kazanan sen olacaktın. Ne oldu şimdi? İncil'e yalıya yerleşti. Sen evsiz kaldın. İncil'e bir, Naz sıfır. Çünkü neden? Naz kendini akıllı zanneden kocaman bir aptal. Anne! Hiçbir şey bildiğin yok. Bildiğin yok, konuşup durma ya. Yengem yakaldı bizi, sen halledeceksin dedi. Ozan'ı karıştırma dedi. Nasıl ya? Füsun biliyor muydu her şeyi? Nereden biliyordu? Nasıl biliyordu? Anlat bakayım. Ya of! Of! Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Dedem çok kırıldı bana. İki dedem nefret ediyor benden. Ben nasıl düzelteceğim şimdi bu işi? Of! Mete de gitti, bıraktı beni. Allah kahretsin! Tamam. Halledeceğiz bir şekil. Halledeceğiz ama sen önce şu meseleyi anlat bakayım. Füsun nereden biliyormuş önceden? Nasıl biliyormuş yani? Ben bulacağım bir yol ya. Yapacağım, halledeceğim. Sen neyi bulacaksın ya? Sen neyi bulacaksın ya?